Herkese selam. Bugün İstanbul Akıllı Şehirler Kongresi'ndeyiz. Bakalım içeride neler var. İlgimizi çeken standları ziyaret edip sizlere gelişmeleri aktaracağım. Hadi içeri gidelim şimdi. Şu anda Tech Drone League'in standındayız. Az önce çekimlerini gerçekleştirdik. Beyefendi hızlı bir şekilde drone kullanıyordu. Şimdi de kendisine verelim mikrofonu. Bakalım burada neler oluyor ve neler yapıyorlar. Önce isminizi alalım hocam. Merhaba, ismim Murat Ramadanoğlu. Ben Tech Drone League pilotuyum, drone yarış pilotuyum. Lisanslı olarak biz aynı zamanda lisanslı drone sporcusuyuz. Türk Hava Sporları Federasyonu tarafından lisanslıyız. Bir drone sporları kulübümüz var, yaklaşık 35 adet pilotumuz var. Türkiye içinde Tech Drone League olarak yarışlar düzenliyoruz. Bu yarışlara lisanslı bütün pilotlar katılabiliyorlar. Onun dışında bizim Drone Mania dediğimiz, şu an burada yaptığımız etkinlikte de Türkiye'nin en iyi pilotları, profesyonel ve ünlü pilotlar burada gelip şov yarışları yapıyorlar. Onun haricinde burada VR istasyonlarımız var. Gelenler VR oynayabiliyorlar. Kendi yazdığımız yazılımını, kendi yaptığımız bir simülatörümüz var. Bunu test etme imkanını bulunuyorlar. Onun için de ayrıca drone simülatörleri, Maker alanımız oluyor. Bu Maker alanında gelen ziyaretçilerimiz 3 boyutlu kalemlerle ve torna aletleriyle yine etkinliğe katılabiliyorlar. Yani sadece drone değil, başka drone değil. Evet, faaliyetleriniz de var. Hemen hemen hepsi bir teknoloji festivali gibi geçiyor. Zaten yarışlarımız da aynı şekilde. Çünkü drone yarışları genelde yani bir koşu işte 2 dakika, 3 dakika gibi sürüyor. Çünkü piller çok çabuk bittiği için işte o arayı doldurmak için de biz bu şekilde yanına bir sürü etkinlikler koyuyoruz. Teknoloji ağırlıklı etkinlikler. Siz en çok herhalde drone ile aşinasınız anladığım kadarıyla. Ben simülasyonla uçarak bu işe başladım. Drone simülatörü kullanarak. Yaklaşık bir sene sadece simülatörde uçtum. Ondan sonra kendi drone'umu yaptım. Temmuz'dan beridir de gerçek drone ile uçuyorum. Yani kendi drone'unuzu kendiniz mi yaptınız? Tabii. Zaten bütün yarış drone'u pilotları kendi drone'larını kendi yaparlar ve onun montajını, lehimini, işte elektroniğin hepsini bilmesi gerekir. Çünkü çok kırımı yüksek bir spor. Sürekli çarpıp kırıyorsunuz. İşte motoru kırılıyor, kartı kırılıyor, pervanesi kırılıyor. Bu parçaların nasıl tekrar toplandığını, işte bir sorun çıktığında o sorunun nereden kaynaklandığını, neden kaynaklandığını anlayacak kapasitede bilgili olması gerekiyor. O yüzden sürekli öğreniyoruz. Zaten bu hiç bitmiyor öğrenmek. Anladım. Peki elinizdeki drone'u birazcık bize anlatabilir misiniz? Tabii bu 210 mm'lik bir drone. Önünde FPV kamerası dediğimiz bir kamera var. Bu kameradan gelen görüntü bizim kafamızdaki bu FPV gözlük dediğimiz gözlüğe geliyor. Bunun içinde bir alıcı var. Bu alıcı bu antenler vasıtasıyla buradaki gönderici antenden gelen görüntüyü alıp bize iletiyor. Biz bu şekilde drone'u kullanıyoruz. Onun dışında 4 tane motoru var. Elektronik hız kontrolcüsü dediğimiz içinde bir kart var. Bu motorun ne kadar hızlı döneceğini ayarlayan bir kart bu. Bir de uçuş kontrol kartı dediğimiz, bu da beyni. Bu diğer her şeyi de o beyin kontrol ediyor. Yani siz gözlüğü takıyorsunuz, gözlükte gördüğünüze göre mi uçuyorsunuz? Aynen. Uçuyorsunuz. Yani biz tamamen bu öndeki kameradan bize ne görüntü geliyorsa o şekilde uçuyoruz. Bir nevi giyilebilir teknoloji diyebilir miyiz? Giyilebilir yani teknoloji diyemeyiz. O başka evet, bir kavram ama pilotluk diyebiliriz. Zaten drone pilotuyuz biz. Bu başınızdakini birazcık şey yapar mısınız, gösterir misiniz? Bu FPV gözlük dediğimiz özel bir gözlük. Bu drone önünden gelen kamera görüntüyü VTX dediğimiz görüntü vericisi var. O görüntü vericisini iletiyor. Görüntü vericisi de bize bunu 5.8 frekansından gözlüğümüze iletiyor. Gözlüğümüzde içindeki alıcıdan biz bu kanal ayarları yapıyoruz. Atıyorum işte race band dediğimiz bir yarış bandı var. Orada 8 adet kanal var. İşte o kanalları arayarak aynı anda 8 pilot mesela uçabiliyor. Hepsi birer kanal alıp. Yoksa aynı kanal 2 pilot geçtiği zaman birbirlerinin görüntüsü birbirlerine karışıyor. Peki bu sizin drone ligine katılmamız için, hani diğer arkadaşlar için söylüyorum, ne yapmaları gerekiyor? Ne yapmaları gerekiyor? Öncelikle eğitim almalarını öneririm. Drone uçma eğitimini almalarını öneririm. Eğer hobiye başlayacaklarsa küçük mikro cihazlarla başlamalarını öneririm. Bu çok küçük cihazlar var. Şöyle göstereyim. Pardon. Yani şu tarz 2 inç dediğimiz, mesela bu 5 inç bir cihaz. İnç dediğimiz pervanenin çapıdır. Evet. Bu 2 inç dediğimiz bir cihaz. Bu tarz bir cihazlarla başlarlarsa, çünkü sürekli çarpıp kıracakları için hem maliyeti düşük hem de kolay kolay bir şey olmuyor bu cihazlara. En azından bu cihazla başlayıp pilotaj öğrenirlerse
ileride bu cihaza geçtiklerinde hiçbir sıkıntı yaşamazlar. Peki şöyle bir drone'un maliyeti ne kadar? Drone'un maliyeti ortalama 1000-1500 lirası değişiyor. Üzerine taktığınız motor, kart, pervane her şeyin fiyatı kalitesine göre, çeşidine göre değişiyor. Bir küçük drone ne kadar maliyeti? Bu da 500 lira civarıdır. Anladım. Ama sadece masraf olarak bu yok. Bunun yanında bunun gözlüğü var, kumandası var, işte anteni var. Yani mesela bir tane anten var, sadece anten 100 lira. Yani çok fazla çeşitli parçası var. Peki diyelim ki bütün eğitimleri aldık, drone'u çok iyi bir şekilde kullanabiliyoruz. Ne yapmamız lazım? Size üye mi olmamız gerekiyor? Evet, bize başvuruyorsunuz, diyorsunuz ki ben gayet güzel uçuyorum. Biz sizi test ediyoruz, bakıyoruz gerçekten dediğiniz gibi uçabiliyor musunuz? Sizden video istiyoruz, gelip bir yerde uçmanızı istiyoruz. Eğer yeterli olduğunuza kanaat getirirsek sizi yani drone sporları kulübünden lisans veriyoruz. Siz de bizim sporcumuz oluyorsunuz. Ama şöyle bir şey var, bizim aynı zamanda eğitimlerimiz var. Drone uçuş eğitimi, kodlama eğitimi, FPV eğitimi, yarış pilotu eğitimi. Eğer bu eğitimi alırsanız, bu eğitim sonunda biz lisansı kendimiz veriyoruz. Zaten biz eğittiğimiz için biliyoruz sizin ne derece uçtuğunuzu. Ona göre biz zaten sizi lisanslı sporcumuzla yapıyoruz. Anladım. Peki son olarak drone meraklıları için drone sporu mu diyelim buna? Drone sporu, evet. Drone sporu meraklıları için söyleyeceğiniz bir şey var mı? Eğer yeni başlayacaksanız mutlaka simülatörde başlamanızı ben öneriyorum. Ben kendimden bildiğim için, ben sadece simülatörle uçtum çünkü bir sene boyunca. O kadar uzun süre uçmanıza da gerek yok. Yani bir ay bile fazla. Aslında genelde söylenen 20 saat ve üzeri simülatör yeterli diyorlar. Yani mutlaka bir drone simülatörüyle başlamanızı öneririm. Bir de kumanda ve gözlüğünüzü kaliteli bir şey alırsanız ileride, çünkü drone bir sarf malzemesi olarak değerlendiriyor. Sürekli çarptığımız, düştüğümüz için parçaları değişiyor ama kumandanızı ve gözlüğünüzü kaliteli bir şey alırsanız ileride fazla masraf etmezsiniz. Çünkü bir süre sonra kumanda ve gözlük size yetmeye başlayabilir. Eğer kalitesiz, ucuz bir şeyle başlarsanız ileride onu tekrar yükseltmeniz gerekebilir. Anladım. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.